Raif'cim bugün niye bu kadar keyifsizsin? Ceyda yok diye mi? Evet. Anne ben çok sıkılıyorum Ceyda yokken. Bu gelince sanki eve hayat geliyor. Her şey renkleniyor, canlanıyor. Biz bile. Yani sen de ben. Doğru diyorsun be anam. Çay koyayım mı? Sezercik. Tamam tamam yapma çok fena. Ay kurban olurum sana. Ay. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de arıyorum. Neyse. Ben sana bir çay koyayım hakikaten. Kurban olurum sana. Teşekkür ederiz. Ay Raif. Aklınla bin yaşa. İyi ki geldik buraya. Yoksa bütün gün seni eğlendireceğim diye Ceyda taklidi yapacaktım. Aman lütfen tekrar başlamayalım. Niye öyle söylüyorsun? Ben çocukluğumda çok güzel taklit yapardım. Sahi mi söylüyorsun? Hem de nasıl. Bütün ailemi, akrabaları, komşuyu, öğretmenlerimi, millet yıkılırdı gülmekten. Hatta babam para verirdi anneannemin taklidini yapayım diye. Dedeme bak sen, şeytan. Ya. Hiç sevmezdi anneannemi rahmetli. Pardon. Alo. Müsaitim Sami Bey, buyurun. Ha. Anlıyorum. Teşekkür ederim bilgilendirme için. Evet, size de iyi akşamlar. Kendi hesabından 100.000 dolar istetmişsin. Evet, istedim. Bu kadar miktarla ne yapacağını sorabilir mi? Çocuk alacağım. Ne? Yani Ceyda'ya vereceğim. Çocuğunu alabilmesi için. Aklından geçeni biliyorum. Ama merak etme. Ceyda benden para falan istemedi. Aklımda böyle bir şey olduğundan haberi bile yok. Bunu ben düşündüm. O yüzden ben de senin yardımını isteyecektim. Nasıl bir yardım? Ceyda bu parayı benden asla almaz. Hele ki olanlardan sonra, o yüzük olayından sonra ölse kabul etmez. Onu bu parayı almaya sadece sen ikna edebilirsin. Çok para değil mi bu? Ne için çok? Bir yüzük için mi? Yoksa bir çocuk için mi? Günaydın. Günaydın. Günaydın Sezercik. Hoş geldin. Dur nereye gidiyorsun? Daha benim haberlerim vardı sana. Geleceğim birazdan. Ay Ceyda Hanım. Bırakın Raif'i şimdi. Bir gelin sizinle konuşacaklarım var. Oturun şöyle. Kız bana demeyin böyle şeyler. Baştan böyle bir şey konuşacağım falan. Fena oluyorum ben. Direkt ne diyeceksiniz deyin. Bitsin gitsin. Tamam tamam. Oturun siz şöyle.
Ceyda Hanım, biz Raif'le dün bir karar aldık. Bu ortak kararımız. Hı hı. Arda annesiyle büyüsün. Ve bunda bizim de bir payımız olsun istiyoruz. Nasıl yani? Yani 100.000 doları biz vereceğiz size. Çünkü her çocuğun annesiyle büyümek hakkıdır. Ve siz de Arda'yı ne kadar çok seviyorsunuz her ikimiz de biliyoruz. Aa, yapmayın ama böyle. Mutlu olun diye yaptık bunu. Ağlayın diye değil. Gülün, sevinin. Keyfini çıkarın. Raif! Raif gel gel, koş! Koştum, koştum. Ya siz nasıl insanlarsınız be? Vallahi ben nasıl öderim sizin hakkınızı? Ya siz dün oturup Ceyda'ya nasıl yardım ederiz? Onu çocuğuna nasıl kavuştururuz diye mi düşündünüz be? Ya kurban olurum ben size be. Siz benim derdimi dert mi edindiniz ha? Ben çocuğumdan ayrılmayayım diye yol mu düşündünüz siz be? Yarın biz bütün işlemleri hallederiz. Parayı çektikten sonra siz de Arda'nın durumunu çözersiniz. Sonra da her şey çok güzel olur. Yok. Almayacağım ben o parayı. Hı? Ne demek almayacağım? Biz o parayı senin için vermiyoruz, Arda için veriyoruz. Ya bir dinle. Almayacağım çünkü gerek kalmadı. Yani Kısmet Hanım halletmiş. Nasıl halletti bilmiyorum ama Dursun imzalamış evrakları. Tek kuruş bile istemeden. Yani Arda'm ben de kalıyor. Gerçekten mi? Ben zaten yani bu haberi vermek için böyle koştura koştura geldim de. Yani dün arayacaktım zaten sizi ama sonra dedim ben gidip yüz yüze söyleyeyim bu haberi daha güzel. Ay çok güzel olmuş, gözünüz aydın. Sağ olun. Ama bunu düşündünüz ya. Vallahi dünyalar benim oldu. En güzeli ne biliyorsunuz mu? Böyle insanın bir düşüneninin olması. Ben vaktiyle çok yalnız kaldım da böyle bir fena oluyorum. Biri beni düşündü mü, bana bir şey yaptı mı? Ama tamam. Sabah sabah zır zır. Hadi ben gideyim artık değil mi? Oh, bir ton işim var benim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.